Bu videoda da ESP32'ye toprak nem algılama sensörü bağlayıp bitki sulama otomasyonunun ilk adımlarını atacağız. Gel başlayalım. Bununla ne olur ya? Şimdi sıradaki modül ise toprak nem sensörü. Şimdi ona bakalım. Yine bağlantımız hazır. Ben bu kabloyu uzattım. Sizde burası pinli gelebilir burada olduğu gibi. Ben toprağa yetişsin diye uzattım bu şekilde. Diğer tarafındaki bağlantı artı kısmı yani VCC kısmı 5 volt. GND eksi zaten gene D'ye. Burada iki bağlantı var, dijital ve analog. Biz analog kullanacağız. A0 yazan pini de burada 34'e bağlamışım. Bağlantımızı yaptık. Şimdi kodumuzu ilk önce yükleyelim. Bakalım nasıl bir tepki veriyor. Kod kısmında da basit bir kodu var zaten. Sadece analog olarak buradaki pini okuyacağız. Önce bir kabloyu bağlayalım. Tamam, kabloyu bağladık. Zaten şuradaki ışığımız da yanıyor, gösterge ışığı. Şu an takılı değil, sadece kodu yükleyeceğiz. Tamam, yukarıdan board'umuzu seçelim. Bendeki board bu. Portum zaten bir tane. Direkt yükleye basıyorum. Tamam, yükleme tamam gibi duruyor. Tamam, aynen. Yüklememiz tamam. Şimdi buradaki tabi modülü test edebilmemiz için bunu bir toprağa sokmamız lazım. Onun için de böyle bir çiçek arkadaş buldum. Göreceli olarak kuru ama hafif bir nem var. O yüzden bize tam şey vermeyecek. Değer ters bu arada. Bendekinde en azından ters. Buradaki şeyi sokarken onu da söyleyeyim. Siyah yere kadar sokuyoruz sadece. Bu şekilde soktuk. Sonradan bu pinleri de yalıtmamız gerekecek. Pinleri yalıtmazsak yani orası kısa devre yapabilir. Bir şey yakacağını sanmıyorum ama muhtemelen yanlış değer verecektir bize. Tamam. Şimdi bize diyor ki ortalama 2400-2500 arasında bir değer veriyor. Bunu bilmemiz önemli. Neden? Çünkü programı yazarken, hatta şöyle göstereyim. Programı yazarken hangi değerin kuru, hangisinin nemli, hangisinin ıslak olduğunu bilmemiz gerekecek. O yüzden ne yapıyoruz? Kuru bir toprakta deniyoruz. Kuru değerimiz ne? Sonra yavaş yavaş o toprağı ıslatacağız. Islatmalar arasında da bir 2-3 dakika bekleyin ki o su toprağın altında yayılabilsin. Çünkü direkt modülün üstüne dökmeyeceğiz. Toprağa yayılmasını beklememiz lazım. Hatta bunu kodda da göz önünde bulunduracağız ki kod, örnek veriyorum, ölçüm yapmadan önce doğru olması için 3-4 dakika bekleyecek. Bakacak su seviyesine, yani nem seviyesine. Doğru değilse pompayı tekrar çalıştıracak. Eğer toprak nemli ise o zaman çalıştırmayacak. Ama beklemezse bu sefer suyu döktüğü gibi o suyu daha yayılmadığı için hala diyecek ki kuru, pompayı sürekli çalıştırmaya devam edecek. Şu an için değerlerimizi ortalama gördüğüm kadarıyla 2300 ile 2500 arası diyelim. Değişiyor. Hafif voltajdan dolayı dengesizlikler olabilir. Şöyle bir su şişem var. Yine tepe kamerasına geçelim. Şimdi uzağa direkt modülde şu an yalıtmadığım için biraz uzağa dökeceğim. Azıcık bir şey su dökeyim. Suyun emilmesini bekleyeceğim. Şöyle bir. Sonra hatta program, ben size direkt ekranı göstereyim. Değerlerimize bakalım. Değerler değişecek mi? Oradaki değerler çünkü önemli. Biraz daha böyle modülün yakınlarında suyun yayılması herhalde öyle sürüyor. Saksı büyük olduğu için. Tamam. Şimdi galiba yavaş yavaş yaklaşmaya başladı su. Ekrandaki değerler de düşüyor. Burada deneme amaçlı şöyle bir şey yapabilirim. Bir kısmı kuru, bir kısmı ıslak ya. Diyelim ki hızlı bir şekilde halletmek istiyorum burayı. Burada ben bunu çıkarıp, mesela bakın çıkardığımda 4095'e yükseldi. Sonra tekrar taktım kuru bir tarafa. Bakıyorum buradaki kuru değerim yine öncekiyle ortalama yakın değerlerde. Gerçi burada bayağı bir kuruymuş bu taraf herhalde. Bakayım tantı soktum mu? Biraz daha şöyle bir ittireyim. Tamam. Bana diyor ki yani ben diyebilirim ki 2800'den sonrası bayağı bir kuru. 2800 ile 2200 arası falan kuru. 2200'den aşağısında bir yerlerde ıslak olması lazım. Şimdi ıslattığım yere takıyorum. Islattığım yere sokayım bunu. Şimdi ıslattığım yere soktuğum gibi bakın 800'lere 900'lere düştü. Yani bu ne demek? Şu an burası uygun, nemli. Yani daha da ıslatırsan daha da düşecek ama bunun belli bir yerden sonra düşmesi hem bitki için kötü hem de bizim için kötü. Çünkü israf, o su bu sefer bitkiden emilmeyecek, saklının altından akacak. Bize gerek yok. Kısacası burada temel değerlerimizi aldık. Modülden eminiz. Modül çalışıyor yani, sıkıntı yok. Bu video ve bunun gibi birkaç son yaptığım video, toprak nem algılama sensörü, su seviyesi algılama sensörü, SD kart modülü, web server, röleler gibi videolar aslında büyük bir video projesinin parçaları. İleride ESP32 kullanarak bir otomatik sulama projesi yapacağız. Bunu kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olun ve takipte kalın.